Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam da 11. sözde bu 4. dersimiz. Hala baştaki kıssayı, temsili konuşuyoruz. Yine aynı şekilde o temsili sonuna kadar bir okuyalım. Ondan sonra da konuşmadığımız kısımdan tefekkür etmeye çalışalım. Bugün inşallah şuradaki bahsin aşamalarını biraz daha ince okumaya çalışacağız. O işte muarrif üstadın verdiği tavsiyelerin aşamaları işte sevdiriyor, efendime söyleyeyim, ihsanatı anlatıyor, inan ve ikramlardan bahsediyor, şükürle mukabele etmemizi istiyor falan filan. Burada onların detayları var, basamak basamak anlatılmış. Bu basamakların anlamı ne? Onu biraz daha derin anlamaya çalışalım. Niyet ettik, geçen hafta böyle bir şeyin sözünü verdik. Pekala, önce bir temsil okuyalım. Ayetlerle beraber. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ Bu ayetler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Kısa bir mealciyi şöyle. Yemin olsun güneşe ve aydınlığa ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse ve onu intizamla yaratana. Gördüğünüz gibi ayet-i kerime daha meal düzeyinde onunla muhatap olduğumuzda bile, ki meal düzeyi düşük bir düzeydir, hep söylüyoruz. Kur'an'la muhatap olunması gereken düzey tefsir düzeyidir. Tefsirler daha geniş izahlar verirler ki ayetin manasına daha çok yaklaşabilmemiz için. Kur'an'ın cümleleri, lafızları çok anlama gelebilir. Çok sırlar barındırabilir. Onları doğru anlamak için de tefsir uygun yoldur. Meal bize şöyle böyle ne söylendiğini azıcık anlatır. Azıcık anlatır yani. O da mealcinin anladığı kadarıyla anlatır. Burada meal düzeyinde daha şunu görüyoruz ki Cenab-ı Hak kainatı anlatıyor. Geniş daireden başlıyor. Ondan sonra daha küçük bir daireye geçiyor. Ondan sonra insana geliyor. Ve sanki o büyük daireyle küçük dairenin yani alemle insanın ilgisine bir dikkat etmemizi istiyor bizden. Kur'an'da buna benzer çok ayetler var. Şems suresi bunun sadece bir misali. Belki 11. sözün benzeri diğer yerleri de Kur'an'da tefsir ettiğini söyleyebiliriz. Yani Cenab-ı Hak bizim alemin içindeki duruşumuzu bir kavramamızı istiyor. Bak, alemde bir düzen var, sende de bir düzen var. Alem bir tasarımda, sende de o tasarıma karşılık bir tasarım var, bir takdir var. Tasarım yanlış bir kelime aslında, doğru kelime takdir. Cenab-ı Hak alemde ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle tasarruflarda bulunmuş. Sende de ona uygun, enfüsünde dahi, en içeride dahi ona uygun tasarruflarda bulunmuş. Böyle ayna aynaya karşı gibi. Ya da işte bir sahne var, sen de oradaki başrol oyuncususun gibi. Böyle bir şeyi Kur'an-ı Kerim bize hissettiriyor, bizi alemle bu kadar birbirimize ilmek ilmek bağlayarak. İşte bu temsilde Bediüzzaman Hazretleri'nin o ayetlerden mülhem bize anlattığı bir tefsir aslında bizim hakikatimiz. Anlatılan bizim hikayemiz tabiri caizse. Ondan sonra da o temsili anlamaya çalışıyoruz bir kere okuduktan sonra. Şimdi bir kere daha okuyalım bakalım. 2,5 sayfacık kadar. Ey kardeş! Eğer hikmeti alemin tılsımını ve hilkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bak, hikayeciğin amacı ne? 1. Eğer hikmeti alemin tılsımını, alem ne için yaratıldı? Hangi hikmetle yaratıldı?
bu tılsım nasıl açılacak? Hangi gözle bakılırsa alemin hikmeti görünecek? Hangi lafızla açılacak? Açıl susam açıl deyince hani Ali Baba söylüyordu bu kelimeyi, tılsım açılıyordu ya o hazinenin kapısı. Eski hikayelerde, filmlerde falan vardı bu. Onun gibi de bir sır var, bunu anlarsak, söylersek, kuşanırsak alemin de hikmeti açılacak. O hazine kapısı gibi. Ve hilkati insanın muammasını, yani insan bunun içinde niye yaratıldı? Muamma. Yani bizim amacımız ne? Bu kadar küçük, bu kadar görünüşte hakir, bu kadar çok şeyi bilen, bu kadar çok şey isteyen ama onun karşılığı olarak çok azını yapabilen, çok azına ulaşabilen bu muamma, bu müşkül niye yaratıldı? Ve hakikati salatın rumuzunu, bir de namazın hakikati. İşte bak dedik ya, alemle insan birbirine bağlanıyor. Nereden bağlanıyor? Bunu ilk derste de konuşmuştuk. Alemle insan birbirine namazdan bağlanıyor. Kulluktan bağlanıyor. O anlam dünyasına biz de dahil olmuş oluyoruz. Büyük resimde gözüken manaya, anlatılan manzaraya, işaret edilen hikmete biz de kendi salatımızda dahil olmuş oluyoruz. Kevni şeriata, kelami şeriatla, yani Cenab-ı Hakk'ın bize indirdiği o şeriatla, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği o şeriatla biz de alemin kevni şeriatına, onun tesbihatına kendi sesimizle dahil olmuş oluyoruz. Hakikati salatın rumuzunu, yine işaretini bir parça fehmetmek istersen nefsimle şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi-i garibede pek çok muhareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulum-u bediaya ilim ve ıttılağı varmış. İşte her cemal ve kemal sahibi, işte bu temsilin ve bu sözün kilit cümlelerinden birisi, işte her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta Nas'ın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemali manevisini iki veç ile müşahede etsin. Bir veçi bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip, şimdi buradan diyor ya menzillere, dairelere taksim ederek, aslında bunun da ayetle bilgisi var. Bak burada hep taksimler var. Yemin olsun güneşe ve aydınlığa, onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye. Bak gündüz, gece, güneş, ay, taksimler. Gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene. Bak yine taksim. En sonunda insan. O da bir taksim çünkü. Yani kısımlara ayırmak, parçalara ayırmak. Bu kıssanın bu kısmı ayetin burasına da bakıyor gibi. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim ederek, düzelterek ve ulumunun asar-ı mucize keraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini cami sofralar, o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Her bir taifeye layık bir sofra. İşte yine o kısımlar, taksimler. Öyle sehavet kerane ve sanat perverane bir ziyafeti âmme ihzar etti ki, güya her bir sofra yüz sanayi-i latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktar-ı memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini
ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın sanini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatların işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve neveç ile saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. İşte o muarif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakirtleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor, diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Bugün burayı konuşmaya çalışacağız. Gerçi geçen hafta da bir nebze konuştuk ama bugün daha ince durmaya gayret edeceğiz inşallah arkadaşlar. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor, siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem şu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor, siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor, siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infrat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bi hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayipleri baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler, acaba tılsımı nedir? İçinde ne var deyip düşünürken birden o muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler, Esselamu aleyke ya eyyuhel üstad. Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler. İyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Elhamdülillah. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. İhsan etti. Hem öyle bir cevad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti, daimi onları saadetlendirdi. Saatimi açmış mıyım? Evet açmışım. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar
ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani-i Zişan'ın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o Hakim-i Zişan bu kasrı şu mezkur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Birisi, şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, yine işte kilit cümlelerden birisi arkadaşlar. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Bir daha okuyayım. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz de olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Anlaşılamaz yani. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın daisidir. O ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki, eğer şu üstad olmasaydı, o Melik-i Zişan şu kasrı bina etmezdi. Ve yine denilebilir ki, o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kasır tebdil ve tahvil edilecek. Yani dağıtılacak, yıkılacak, başka bir şey yapılacak onlardan vesaire. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa, bak hakikatin yüzünü de gör diyor Bediüzzaman Hazretleri. Fakat biz oraya geçmiyoruz. Hakikat bahsine geçmeden temsili bir iyice konuşalım istiyoruz. Şimdi geldik 178. sayfaya söz basıma göre. İşte o konuşmadığımız kısmı ince konuşmaya çalışacağız. İşte o muarif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Yani yardımcısı, ne diyelim, onun çalışanı gibi, onun talebesi gibi o muarif üstadın, yani burada temsilde kastedilen kişi, hakikat bahsinde göreceğiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o sadece kendisi tebliğ etmekle kalmıyor, bir de onun izinden gelen hakiki alimler, peygamberlerin varisleri oluyorlar. Ne açıdan? O tebliği taşıma açısından. Elbette onların nübüvvet gibi bir yetkisi yok. Nübüvvet bir kere Efendimiz aleyhissalatü vesselamla var oldu. Artık kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecek. Efendimiz peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemül Enbiya idi aleyhissalatü vesselam. Ama onun irşat faaliyetinin yankıları gibi, dalgaları gibi düşünün. Hakiki alimler, mürşitler, şeyhler, ne diyelim, arifler, dervişler, hocalarımız, bunların hepsi o nübüvvet sırrının, tebliğ sırrının bir bölümünü, bir kısmını ellerinden geldiğince üzerlerindeki esmaların sırrıyla kendi renklerinde, mesela Mevlana Hazretleri Kuddisesi Ruh, ne diyorlar, onun ismi Azam, ismi Vedud idi. İmam-ı Azam Hazretlerinin ismi Kayyum idi, rahmetullahi aleyh. Üstad Hazretleri bahsediyor böyle. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Kuddisesi Ruh ismi azamı, ismi Hay idi. O esma sırrına göre, üzerlerinde tecelli eden şeylere göre onlar da bir farklı renkte. O bütün renkleri tek başına kaldırabilen, bütün isimleri azam mertebede kaldırabilen, irşadatı en umumi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O seviyeye zaten çıkılamaz, mümkün değil. O Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, nübüvvet. Ama ondan sonra Allah dostları da seviyelerine göre, üzerlerindeki esma tecellisine göre, kendi meşreplerine, mesleklerine göre birer renge büründürerek tebliğlerini yapıyorlar. Ama burada tabii yine Ehl-i Sünnet vel Cemaat dairesinde olanların tebliği makbul oluyor. Diğerlerine biz ne diyoruz? Ehl-i Bida, yani sapmış oluyorlar. Ehl-i Sünnet dairesinde kaldıktan sonra bütün tasavvuf ekolleri, fıkıh ekolleri, itikat ekolleri bu daire içinde kaldıktan sonra makbul. Efendimizin varisi olma sırrına mazhar, ama bu daireden çıkmışlarsa artık o sır onlarda yok demektir. Sırf Allah demekle Allah dostu olunmaz.
Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam söylediği şekilde yapmakla, onun öğrettiği şekilde sevmek ve sevdirmekle Allah dost olunur. Evet, avanesi bulunuyor dedik. Kendisi en büyük dairede. Şakirtleri içinde durmuş, ashabı içinde durmuş. Bütün seyircilere şöyle bir tebliğatta bulunuyor. Diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan seyidimiz, melik, sultan, sahip gibi manaları var, efendi. Şu kasrın meliki olan seyidimiz, efendimiz, bu şeylerin kastedilen kim? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bu şeylerin isharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Bakınız, ilk aşama, kulluğun ilk aşaması neymiş? Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıtmak istediğini fark etmek. Birinci adım bu yani. Bir insan dalaletten hidayete yolculuğunu ilk olarak bu eşikte gerçekleştiriyor. Bu kainatın bir yaratılış amacı var. Bu amaçta nedir? Sahibini bize anlatmak. Yani sahibi kendisini tanıtmak istediği için fazlıyla, keremiyle, cömertliğiyle, ihsanıyla bilinmek istediği için. Çünkü bilinmek onun ihtiyacı değil. Fakat bilenler ondan nimetlendiği, lezzetlendiği, sevindiği için, onları sevindirmek istemek onun kemalinin gereği olduğu için, Cenab-ı Hakk'ın kemali onun bizi sevindirmesini tabiri caizse tırnak içinde iktiza ediyor. Çünkü o öyle yüce bir sultan. Ya mesela cömert bir insanı cömertliğe ne zorlar diyelim, çok zengin ve insanlara çok bağışta bulunuyor. Şimdi onu ona zorlayan ne? Silah mı? Yok, değil. Güçlü de bir adam diyelim mesela. Değil. İşte milletin ilgisini mi çekmek zorunda? Bakıyorsunuz yok, ilgiyi de çekmek zorunda değil. Ona da eyvallah etmeyen bir adam. En son nereye varırsınız dersin ki ya bu adamın cömertlik şanı olmuş. Hani karakteri olmuş. Kendi güzelliği, erdemi, fazileti olduğu için, güzel bir insan olduğu için kısacası onu yapmak istiyor. İyiliği iyilik olduğu için yapmak istiyor. İyiliği kendi kemaline yakışan o olduğu için yapmak istiyor deriz değil mi? İhlaslıysa o adam, başka bir niyet, art niyeti yoksa, yani cömertlik onun şanı deriz biz. La teşbih ve la temsil. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın da şeyni rububiyeti. Öyle olmayı Cenab-ı Hak tabiri caizse seviyor. Ondan lezzeti münezzehe duyuyor, aşkı mukaddes duyuyor. Üstad Şuunat bahsinde bunları şey yapıyor. Hani tabiri zor ifadeler bunlar. Cenab-ı Hak'ta bu iş nasıl oluyor elbette biz bilemiyoruz ama biraz kendi üzerimizden la teşbih ve la temsil fark ediyoruz. Cenab-ı Hak da böyle olmak mutlu oluyor, böyle olmakla tabiri caizse. Ama işte bu doğru ifadeler değil bunlar arkadaşlar. Bunları tırnak içinde kullanıyoruz. Ama bunları yani kemalinin gereği. Onlardan razı oluyor yani. En temiz ifadesi bu. Cenab-ı Hak onlardan razı oluyor. Öyle olmaktan razı oluyor. Öyle de olduğu için, kemalinin şanı böyle iktiza ettiği için biz kainatta bunu tasarrufuyla görüyoruz. İşte mesela Cenab-ı Hak kendisini tanıttırmak istiyor. Geçen hafta konuştuk. Ya bir şeyi bilmek, içine doğru ilerlemek, ondaki bilgiye doğru ilerlemek sizi mükafatlandırıyor. Mesela meyveyi, varlığını bilmek başka bir şey, elma diye bir şey var. Bunu böyle varlığını bilmek başka bir şey, elmayı görmek başka bir şey, elmayı koklamak başka bir şey, elmaya dokunmak başka bir şey, elmayı ısırmak başka bir şey. Elmanın içindeki o kimyasal maddeleri falan bilmek, o işte oradaki biyolojik harikalıkları, kimyasal harikalıkları, fiziki harikalıkları bilmek, o daha da başka bir şey. Bu katmanların içinde ilerledikçe, elmanın daha neler neler, ne ilimler barındırdığını, ne iradeler, ne kudret barındırdığını bildikçe, insan bundan bir mükafat alıyor, ya lezzet alıyor, ya ondan bir ilim öğreniyor, bir şey yapmasını beceriyor mesela elmanın örnekliğinde, ya da estetik bir zevk alıyor görmekle, koklamakla vesaire. Bu aşamaların her birisi ödül oluyor. Yani sanki kainat, işte o Aynı Yıldızın Altında romanında geçen bir cümleydi bu. Ehli Dünya bir romandır, yani kanser hastası bir kızla bir oğlan hikayesini anlatıyor ama içinde geçen bir yer vardı, diyor ki
öğretmenin anlattığı bir şeyden bahsediyor. Sonra öğretmenin söylediği bir şeyi zikrediyor. Öğretmen demiş ki ya sanki bu kainat fark edilmek istiyor. Çünkü fark edilmeyi de mükafatlandırıyor. Ya işte kok lezzetle, ya estetik zevkle, ya işte ilim öğreterek, mesela bilimsel keşifler de bir ücret aslında bize. Sen kainatı anlamak için zihnini sarf ettin, mesaini sarf ettin, iradeni sarf ettin. Cenab-ı Hak da onun karşılığında sana bir ilim veriyor. Bu senin gündelik hayatını kolaylaştırıyor. Bu da gösteriyor ki varlığın amacı tanıtmak. Çünkü tanıdıkça asıl tabii Allah'ı tanımak, ama bizzat o ilme girdikçe bile, adressiz olarak o ilmi öğrensen bile bir mükafat alıyorsun. Bir de o adresi öğrensen cenneti alıyorsun, sonsuz ebedi hayatı alıyorsun. O bilgi Cenab-ı Hakk'ı tam gösteriyor, aynalık ediyor. Bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. İlk aşama bu, Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttırmak istemesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İkra Bismi Rabbikellezi Halak, o ilk ayetler kendisine vahyolunan oku yaradan Rabbinin adıyla oku ayetinden itibaren aslında bu dersi alıyor ve ümmete bu dersi veriyor. Allah'ın adıyla oku ne demek? Allah sana bu mesajı gönderiyor demek. Yani Allah'a bu mesajla varılacak demek. Ya da kainat bizzat Allah'ı okutuyor demek. Tanıtma mesajı orada var zaten. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. İlk görevimiz bu. Varlığın tanıtmak için olduğunu fark etmek ve onu oradan tanımaya çalışmak. Güzelce tanımaya çalışmak. Hem şu tezyinatla, yani bir de süslemiş Cenab-ı Hak, sadece mesela işte diyoruz ya, bize bir rızkı bir balya saman yapmamış. Ya da işte deniz dibindeki balıklar gibi yosunları bize rızık yapmamış sadece bir tür. Ya da işte yarasalar gibi böcekleri rızık yapmamış. Kuşlar gibi sadece daneleri, ekinleri rızık yapmamış. Cenab-ı Hak bize çok geniş bir sofra açmış. Şimdi bu ne demek? Bu demek ki bu süsleme var, sana dair başka bir şeyler daha olmuş. Ey insan, biraz uyan buna. Yani sana geldiği zaman iş, sen biraz daha fazla istifade ediyorsun her şeyden. Hayvan gibi yaşayıp ölmek senin için az. Çünkü sen daha fazlasını alıyorsun. Hayvan 100 lira alıyor, 100 liralık yaşıyor. Sen 1000 lira alıyorsun, 100 liralık yaşarsan olmaz. Yani yine Risale-i Nur'da geçen bir temsildir. Okuyanlar bilirler. Yani Cenab-ı Hak diyor, Cenab-ı Hak demiyor tabii, bir işte efendi elemanlarından bir tanesine 100 altın veriyor. O da çok âlâ kumaştan alıp geliyor mesela. Sonra diğerine 1000 altın veriyor. O 1000 altın aldığı ucuz bir kumaş alırsa diyor bu şey olur. Yani ücrete uygun şey yapmamış olur, hareket etmemiş olur. Verilen ücret ona göre emek ister. Ona göre mesai ister. Ona göre yoğunlaşma ister. Yani bir şirket 10 lira verdiği adamla 1000 lira verdiği adamdan aynı şeyi beklemez. 1000 lira verdiğinden daha fazla randıman bekler. 10 lira verdiğinden o kadar beklemez. Şimdi Cenab-ı Hak hayvanlara bir şey vermiş. Onlardan onu alıyor. Verdiği ücret var, lezzet var. Hizmetini alıyor. Onlar o hizmeti yapıyorlar. Şimdi sen ondan 100 bin kat, 1 milyon kat fazla ücret alıyorsun bu dünyada. Onlara verilmemiş neler neler sana verilmiş. Ama ben de hayvan gibi yaşayacağım dersen sen ihanet etmiş olursun. Çünkü sana verilen maaş senden daha çok fazlasının beklendiğini gösteriyor zaten. Biraz orayı düşünsen, desen ki ya bu iş hani maaşa orantılıysa benim aldığım maaş daha fazla. Benim istidatlarım, kabiliyetlerim, hünerlerim, anlayışım, zekam çok çok fazla. Hayata dair yorumlarım, bakış açım çok çok daha zengin. Tasarruf yetkim onlardan çok çok daha geniş. O zaman benden de beklenen buna göre bir şeydir. Desen, ben CEO gibiyim, o postacı gibi. Küçük görmek değil ama hani firmanın kargocusuyla CEO'su arasındaki fark gibi, sana CEO maaşı veriliyor. Senden beklenen kargocuyla aynı şey olamaz. O yüzden insanoğlu ben hayvan gibi yaşayacağım, mutlu olacağım falan filan derse olamazsın da zaten. Hayvan gibi yaşamak seni de içinde tatmin etmez de. Bir de genelde baktığın zaman zaten hünerinin karşılığı olmadığını da görürsün o hayvanlığı. O daha aşağıların işi. Evet.
hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Bak, tanıtmak vardı ama bir de üstünde tezyinat olduğu için nasıl diyelim bunu? Varlığın bir orası olarak var olduğunu düşünün. Bir de sizinle ilişkisi üzerinden var olduğunu düşünün. Yani önce bir varlığın var olduğunu fark ediyorsunuz. Onda işte bir derinliğin olduğunu fark ediyorsunuz. Bir de o derinliğin bir anlamı olduğunu fark ediyorsunuz. Size bir paket geldi diyelim. Size bir paket geldi. Evet, bu paket birisinden geldi. Bunu anlamanız var. Bir de paketi açtığınız zaman bir bakıyorsunuz ki sizin en güzel çocukluk hatıralarınızla ilgili şeyler, en sevdiğiniz kitaplarla ilgili şeyler, en sevdiğiniz başka ne diyelim takılarla, teknolojiyle ilgili şeyler orada olsun. Ona göre bir dizayn olsun. En sevdiğiniz şairden cümleler yazılmış olsun falan. Dersiniz ki aa bak bu beni daha da çok seven birisi. Daha doğrusu yani düz bir hediye değil bu bana özel bir hediye. Bu sevgi aşamasında, tanıtma aşamasına kıyasla ne var? Bir sana özellik farkındalığı var. Vahidiyet düzeyinden ehadiyet düzeyine geçmek gibi böyle. Evet varlık var. Allah kendini anlatıyor bu varlıkla tamam. Ama bu varlık bir de bana göre süslenmiş, bana göre tezyin edilmiş, bana göre böyle sevindirilecek şekilde, söyleyemedim de dilimde dönmedi, beni sevindirecek şekilde, gönlümü şen edecek şekilde, özel dizayn edilmiş farkındalığına yaşadığınızda bu bir boyut daha açtırıyor size. Ne diyor? Şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor, siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Bak öncekinde tanımaktı. Burada ne oldu? Sanatını takdir etmek. Biraz daha ilerisi. Yani sadece tanıtmıyor. Bir de daha fazla şeyi bildiriyor. O sanat sahibine dair. İstihsan etmek. Bir de güzel buluyorsunuz onu artık. Kendinizi ona sevdiriniz. Bununla biz Cenab-ı Hakk'a kendimizi ne yapıyoruz? Sevdirmiş oluyoruz. Sanatını takdir ederek. Yani bir sergiyi gezerken ressamın resimlerini takdir etmek, ressamın sanatını anlamak, ona dair işte ressamın da hoşnut olacağı yorumlarda bulunmak nedir? Ressama kendinizi sevdirtirsiniz yani bir iyi bir yorumcu olarak ya da iyi bir sanatsever olarak. La teşbih ve la temsil. Kainatta da insan Cenab-ı Hakk'ın sanatını takdir ettiği zaman, şükrettiği zaman, hüsnü zan ettiği zaman, mesela Bismillah diye başlayıp Elhamdülillah diye bitirdiği zaman bile o kadarcık bize göre basit ama aslında alemin anlamı saklı olan o kelimelerle bile ne oluyor? Sen sergiyi gezerken serginin sahibini hoşnut etmiş oluyorsun. Seni bu amaçla yarattı zaten. Kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Bakın bir sonraki aşama ihsanat. Yani bunlar sadece süsleme de değil. İşte daha bir ilerisi size özel. Yani işte o katmanlılık ben belki biraz erken söyledim bu özelliği, ehadiyet düzeyini. Ama evet oraya doğru geliyoruz. Tanıtırmaktan sonra sevdirmek, sevdirmekten sonra ihsanat biraz daha böyle şey. Onun içinde de size muhabbetini gösteriyor. Daha da ileri bir aşama belki bu. Yani ondan biraz daha ziyadesi. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Bak, Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti ihsan ile, bizim muhabbetimiz itaat ile. Tekrar söylemek istiyorum bunu. Önemli bir sır çünkü. Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti ihsan ile, bizim muhabbetimiz itaat ile. Biz aşağıdayız, Cenab-ı Hak yüceler yücesinde. Bu hiyerarşi böyle. Yoksa biz diyemeyiz ki, ya işte ben de namaz kılmakla ona hediye verdim. Haşa sümme haşa. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Ona, evet bir yönüyle tamam belki hediye diyebilirsiniz bunu ama şey gibi değil yani onun ihtiyacı olan bir şey ona vermişiz gibi değil. Haşa sümme haşa. Bizim itaatimiz aslında bir muhabbet gösterme şeklimiz. Onun sevgisinin bizde olduğunu biz itaatimizle göstermiş oluyoruz. İbadetler de bu anlamda bir itaat göstergesi. Günde 5 vakit namaz. Evet ben buradayım Allah'ım hala görev yerindeyim gibi düğmeye basmak gibi yani günün 5 vaktinde
5 kere biz ibadetimizde Cenab-ı Hakk'a hala onun kulu olduğumuzu, yerimizde olduğumuzu, itaatte olduğumuzu bildirmiş oluyoruz. Ramazan orucu yine öyle, hac yine öyle, diğer ibadetler yine öyle. Her bir ibadette biz o itaat sırrını saklıyoruz. Allah'ım senin muhabbetini ben fark ettim, senin istediğin gibi olmam gerektiğini de biliyorum diyoruz. Eşitler ilişkisi değil bu yani. O bize ihsan veriyor, biz de ona ihsan veriyoruz. Haşa, böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak bizi ihsanatta buluyor, biz itaatte bulunuyoruz. Evet. Çocuğun babasıyla ilişkisi gibi. Babası çocuğa ihsanda bulunuyor, çocuk da babasına itaat ediyor. Böylece o ilişki sağlanmış oluyor. Dengede ahlak ilişkisi sağlanmış oluyor. La teşbih ve la temsil. Buna biraz benzetebiliriz. Hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Bir aşama daha geçtik. Muhabbetin içinde şefkat ve merhamet. Muhabbetle şefkat ve merhametin farkı ne birbirinden? Arkadaşlar, muhabbet var olana da duyulur. Şefkat varlığı istemez, ona da ihtiyaç duymaz. Mesela ben ne diyelim işte bir futbolcu mesela işte Messi'yi seviyorum. Niye seviyorum? İyi futbol oynuyor. Bak, varlığından dolayı, bir şeydeki varlık. Ya da işte atıyorum işte ne iyi oyuncu diyelim işte Cüneyt Arkın'ı seviyorum mesela, adam yakışıklı adam ama bak varlık, varlığından dolayı. Ama şefkat böyle bir şey de istemez. Yokluğa şefkat edilebilir. Yetim mesela şefkat ediyorum. Niye? Çünkü yok, yoksulluk içinde. Bir şey var olduğundan değil, yoksulluğuna ben şefkat ediyorum onun. Bak, burada artık varlık şeyi de kalmıyor, iddiası da kalmıyor. Yani birisine şefkat etmek için onda bir kemal olması gerekmez. Onun eksikliğine şefkat edilir. Şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Yani Cenab-ı Hak bizde bir şeyin varlığına da şey değil, yokluğa da lütfediyor, kerem ediyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. O makamda da bize düşen şükür ile ona hürmet etmek. Yani aldığımız hediyeye, aldığımız nimete teşekkürler diyebilmek, tabiri caizse. Hem şu kemalatının asarıyla, kemalatının eserleriyle, kendi mükemmelliğini, olgunluğunu, yüksekliğini gösteren eserleriyle manevi cemalini size göstermek istiyor. Manevi cemali size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Cenab-ı Hak kendini bildirmek istiyor. Siz de oraya doğru ne yapın? Bir iştiyak gösterin, bir çaba, bir gayret, işte tefekkür. Bediüzzaman Hazretleri bu Risale'yi yazmış. Ne için? İşte bu aşama. Biz bunları okuyoruz, ders almaya çalışıyoruz. Ne için? İşte yine bu aşama. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü, yönelmesini, ikramını kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat, sanatlı şeyler ve müzeyyenat, süslü şeyler içinde, üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla, bunlar biliyorsunuz hatem mühür demek, mühür demek yanlış bilmiyorsam. Bunu daha önce bir sözde çok konuştuk ama unuttum ben de. Mühür, damga, sikke, o da mühür işaret ama turra, turra neymiş ona da bakalım. O da mühür nişan ama şöyle bir şey ben olduğunu sanıyorum. Sikke daha genel. Mesela paraların üzerinde, hatta paralara sikke de denir. Niye? Üzerinde işte o devletin işareti var. Hatem biraz daha özel mühür. Turra bizzat padişahın mührü. Yani bir, genel olarak o şeyin hangi hükümete, devlete ait olduğunu bilmek var. İki, o devlet dairelerinden birisinin üzerinde mührünü görmek var. Üç, bir de bizzat padişahın mührünü görmek var. Sanki bu üçünde böyle bir aşamalılık da var gibi ben hissediyorum. Allahu alem. Turra çünkü daha çok padişaha özel bir şey olarak bilinir. Bizde de vardır yani Osmanlı şeyi. Turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu, yani Cenab-ı Hakk'ın kudret elinden çıktıklarını ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Yani artık işte en ince daireye geldik. Kaç dakikamız kaldı? Kalmamış dakikamız. Artık
En ince daireye geldik. Birebir bir uyanış yaşıyoruz. Bu bizzat Allah'tan gelmiştir. Her bir şey. Bak başta her şey Allah'tan gelmiştir'den çıktık. Kendini size tanıttırmak istiyor. Tanıyınız onu. Her şey Allah'tan gelmiştir. Genel başlığıydı. Ama burada en son vardığımız yerde işte ehadiyetin zirvesine vardık. Vahidiyet dairesinden geldik. Ehadiyetin zirvesine vardık. Her bir şey Allah'tan gelmiştir. Her bir şey Allah'tan gelmiştir. Artık bu işin zirvesi oluyor. O şeyde Cenab-ı Hakk'ın size özel gönderimini hissetmek. Ya da onun arkasında Allah'ın kudretini, ilmini, iradesini fark etmek. Her bir şeyden Allah'a giden yollar bulmak. Hani Necmettin-i Kübra Kuddisesi Ruh'un sözü ya, nefesler sayısınca Allah'a giden yollar vardır, nefisler sayısınca diyenler de var. İki türlü de evet, her bir şeyde Cenab-ı Hakk'a giden yol var. O yolu tanırsan, ararsan, kollarsan, o işte aşamaları takip edersen, tanıtmak, sevdirmek, muhabbet, şefkat, manevi cemali göstermek ve hususi hatemini, turrasını görmek, bu aşamaların tamamlanması oluyor. Oraya da gelirseniz artık huzur makamı denilen ehlullahın, Allah dostlarının, büyüklerin yaşadığı layıkıyla, bizim de ancak böyle kokusunu hissettiğimiz onların hayatlarından bir düzey, Cenab-ı Hak'la her an berabermişsiniz gibi, o Cibril hadisinde de var ya, İslam nedir, ihsan nedir diye soruyor Cibril aleyhisselam. Efendimiz cevap veriyor ihsana mesela. Cenab-ı Hakk'ı görür gibi yaşamaktır. Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor. Sanki onu görüyormuşsun gibi yaşamak ihsan makamı. O makam nasıl elde edilir? İşte bu. Her bir şeyde Allah'ın sana gönderimini fark edersen zaten o alınganlık seni öyle yaşatır. Aldığın nefeste, yediğin lokmada, yaşadığın olayda Allah'ın arkada tasarrufunu hissedersen o zaten seni bu düzeyde yaşatır. Cenab-ı Hak bizi de onlardan olmaya olgunlaştırsın, yetiştirsin, o seviyeye çıkarsın inşallah. Lütfetsin, kerem etsin. Bizde bir numara yok da Cenab-ı Hakk'ın fazlı geniş. Evet, daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar diyoruz. Bu kısmı da bir dahaki derse bırakıyoruz inşallah. Cenab-ı Hak afiyet, ömür ihsan ederse, fırsat ihsan ederse bu kısmı da bir dahaki derste konuşuruz. Vaktimiz bitti, daha fazla uzatmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Buradaki sırlara vakıf olmayı ve onları dilimizden, aklımızdan, tefekkürümüzden hayatımıza aksettirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak günahlarımızı affetsin. Alışkanlık haline gelmiş günahlarımızdan bizi kurtarsın. Bize katından nusret, fereç, güzel akıbetler bahşetsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin el fatih.